Ethem Sancağ'ın finansmanına bağlandı. Liderimiz bana dedi ki, sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin? Vallahi ne emrederseniz onu yaparım. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi bir güçlü savunma sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda. Ne yaparız dedi. Vallahi dedim, Tatarlar neredeyse tek millet, iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir de sizi kırmaz. Katar devleti ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Onlar da bana finans garantisi verirler. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı, o da kırmadı. VMC'nin %50-1'ini Katar ordusuna sattık, ortak aldık. Sabah, Takvim, ATV gibi daha büyük ölçekli medya kuruluşlarının bulunduğu Turkuaz grubu ise kamu ihaleleriyle zengin edilmiş iş adamları arasında el değiştirdi. Son olarak Kalyon grubu tarafından finanse ediliyor. Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz akıllara milletin koyacağız sözleriyle kazındı. Nikah yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Aynen. 2011 yılından bugüne kadar iktidardan aldığı ihalelerin toplam bedeli 12 milyar liranın üzerinde. Sadece 2017'de devletten 8 milyar liralık ihale aldı. AKP iktidarının ihale rekortmeni Cengiz, inşaat, enerji ve madencilik ihalelerine abone durumda. Cengiz Holding'in bir diğer özelliği de vergi ödememesi. Tek kalemde 420 milyonluk vergi borcu silinen belki de dünyadaki tek holding. Her vergi dönemi sıfırlamalar devam ediyor. Cengiz Holding'in partnerleri ise Colin ve Limak. Cengiz öncülüğünde kurulan ve yağma üçlüsü olarak tanımlanan konsorsiyum, elektrik dağıtım, baraj, hızlı tren projeleriyle İstanbul Havalimanı ve sayısız karayolu ihalesi aldı. Üç ortağın birlikte üstlendikleri işlerin değeri 47 milyar dolardan fazla. Tayyip Erdoğan'ın komisyon partnerlerinden biri de AKP'nin isim babası Mustafa Latif Topbaş. Vim marketlerinin kurucusu olan Topbaş ailesi, Panama Papers'ta yer alan vergi kaçırma belgeleriyle ünlü. Nakşibendi tarikatı Erenköy cemaatine mensup olan Topbaşlar, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın kurucusu. Bir yandan vakıf aracılığıyla Müslümanlardan bağış toplayan Topbaşlar, diğer yandan vergi cennetlerine para aktarıyor. Öte yandan vakıf, AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden her yıl 16,5 milyon lira alıyor. 1.1 milyar dolarlık servetiyle 2018'de Forbes'ın en zengin 100 Türk sıralamasında 22. sırada yer alan Mustafa Latif Topbaş, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında şüphelilerden biriydi. Erdoğan'ın kurduğu sistem, ideolojik birliktelikten çok ekonomik çıkar ortaklığı üzerine inşa edildi. Bu nedenle kaybetme lüksü olmayan Erdoğan iktidarı, iş adamlarını yeni ihalelerle beslenmemesi durumunda batık medya kuruluşlarını kontrol edemeyecek, vakıflara yapılan bağışlar da bıçak gibi kesilecek. İstanbul'u kaybetmek ya da iktidarı kaybetmek, bu nedenle Erdoğan için siyasi yenilgiden çok öte bir anlam taşıyor. Ortada bir şaibe var. Ortada bir yolsuzluk var ve bu yolsuzluğun, bu şaibenin ortadan kaldırılması ve hem Yüksek Seçim Kurulu'nu aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelir. ...45 liralık elektriğe 65 lira. Yok sayaç okuma. Yasin mi okuyor onun başında? Ne yapıyor yani? Ya ben artık son kullanma tarihim geçmiş. Yükselt, ben de bir 4 sene rahat yaşayayım ya. iPhone 5 milyarlık telefon, manyak mısın sen ya? Alma. Kuyruk dediğin zaman var ya, bir dakika. Teknoloji bu işte. Kuyruk dediğin zaman var ya, cebim bu kadar para var. Şimdi teknoloji var da cebimde 5 kuruş para yok. Biz toplumsal bir erozyon yaşıyoruz. AVM'den çıkıyorsun, kız çocuğu annesine diyor ki, anne manyak mısın, anne aptal mısın diyor. Merhaba,
bugün Antalya'dayız. Yolumuz buraya düştü. Elbette burada röportajlar yapan çok kıymetli, kardeş diyebileceğimiz kanallarımız mevcut. Fakat biz de yolumuz düşmüşken biraz sohbet etmeden ayrılmayalım istedik. Bakalım Antalya'daki vatandaşlarımızın görüşleri neler? Hep beraber dinleyelim. Ben Antalya'da yaşamıyorum. Yurt dışında yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Hayatımda verdiğim en büyük kararlardan birisi Türkiye'yi terk etmekti. Gerçekten de çok mantıklı bir karar verdim. Aşağı yukarı 11 yıldır Almanya'da yaşıyorum. İnsan olduğumu öğrendim. Çalışıp para kazanmayı öğrendim. Para arttırmayı öğrendim. İnsanların bakış açısını çok iyi öğrendim. Peki şartlar daha iyi diyorsunuz. Fakat o zaman bütün gençlerimiz ülkeyi bıraksın. Hayır, ülkeyi bıraksın. Ben neden gittim? Yönetimden dolayı gittim. Evet. Peki sizce ne olmalı? Bence ne olmalı? İlk önce hükümetin değişmesi gerekiyor. Eşitlik deniyor. Önce eşitlik. Hani deniyor ya, diyor ya en güzel demokrasi bizim ülkemizde var diye. Bence Türkiye'de demokrasi yok. Belki ben şimdi burada bunu konuşuyorum. Belki ben yurt dışına çıkarken pasaport kontrolde beni alacaklar. Aa, ne oldu? Sen hükümete karşı konuştun. Türkiye'de hükümeti eleştiremiyorsun. Başındaki insanı eleştiremiyorsun. Yanlışını veya doğrusunu söyleyemiyorsun. Bugüne kadar şu anda ben burada desem ki şöyle ya da böyle desem ya FETÖ'cüyüm ya PKK'lıyım ya da CHP'liyim. Eleştiremiyorum. Eleştiremiyorsun yani. Konuşamıyorsun. Yani bir mikrofon tutulduğu zaman rahat şekilde konuşamıyorsun. Atıyorum şimdi bu dönemde işte asgari ücreti 2000 lira yaptılar. İşte asgari ücreti 2000 lira yapsan ne olacaksın ki? Bizim insanımız o kadar bencil ki bazı yerde. 2000 liraya geçinilir mi sizce? Bence şu şartlarda Türkiye'de geçinilmez. Yani 4-5 kişilik bir aile. Kesinlikle geçinemez. Yemek kirası 1500 lira ya. Şu anda en kötü yerde yani 600-700 lira. Şimdi yani ya 25 liraydı şimdi 35-40 lira. Mesela ben şundan örnek vereyim. Şimdi herkes takıldı ki poşete. Neyse merak etmesinler. Seçim döneminde Cumhurbaşkanımız herkese file dağıtacakmış. O yüzden oradan yırttı herkes. Yani böyle bir mantık yok. Avrupa'da da poşet parayla. Mevzu poşet değil. Ama niye bizim insanımız poşete takılıyor? Geçen sene bir kömürü ne kadar alıyordun amca? Yani 18 bir, lira. Bir torba kömürü kaç para alıyordun? 25 kilo ve 18 lira 17 liraydı. Yani şu anda 25-30 lira. Şimdi ne kadar şu anda kömür? Yani 2000 lira tamam asgari ücreti yaptın da. Ama diğer şeylere bak. Bir taraftan kaşıkla veriyorsunuz. Yani kepçeyle değil dozerle alıyorsunuz yani o şekilde diyeyim. Bize gelen yorumlarda şöyle bir şey deniyor. Hani Almanya'da Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız aslında o kadar rahat değiller. Bu ülkeden çok da bir farkı yok yaşam şartlarında. Siz aksini savunuyorsunuz. Hayır, bence çok yanlış. Hiç de öyle bir şey yok. En azından emeğinin karşılığını alıyorsun. Hakkını alıyorsun. İnsan gibi davranıyorlar. Tatile mi geldin? Ben tatile geldim. Tatile gelebiliyorsunuz yani gezmeye. Ya, tatile derken buraya sonuçta ben sonuçta bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Benim hani annem, rahat gezemiyorlar, gelemiyorlar diyorlar da. Yok geliniyor rahat şekilde gelebiliyorsun. Yani gelmiyorum diyen insan orada. Maddi imkanın oluyor. Şimdi yani. Niye gelmiyorlar? Çalışmıyorlar. Çünkü oradaki hükümetten para almaya alışmışlar. Evet. Bizim insanımızda öyle de bir rahatlık var. Orada işsizlik maaşı alabiliyorsun. Bugün orada en kötü işsizlik maaşı alan kişi 809 euro işsizlik maaşı alıyor. Artı bunun çocuk parası var. Çocuk parası var. Evinin belli bir miktar kirasına yardım ediyor devlet. Bu adam 4 tane de çocuğu varsa zaten çalışmaya gitmesine gerek yok. 4 tane çocuktan da zaten 1000 euro çocuk parası alıyor. 1900. Devlet de kirasını veriyor. Bu adam tatile de gider. 1900. Devlet de kirasını veriyor. Bu adam tatile de gider. Gezmeye de gider. Buraya gelir 5 yıldızlı otelde tatilini de yapar yani. Elektrik faturalarıyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Ben TEDAŞ'tan emekliyim. Elektrik faturalarını bir bedel var. Güç bedeli adı altında vatandaştan para alınıyor. Bir faturalarını kontrol etsinler. Bir gün TEDAŞ'a gittim. Ben borcumu ödeyeceğim. Faturayı ödeyeceğim. Bir baktım. Güç bedeli adı altında bir fatura. 100 milyonsa en azından onun yarısı kadar da bindirmişler. Ya soruyorum müdüre, müdür bey diyorum. Nedir bu, bana bir izah eder misiniz? Git kardeşim bana sorma, git kime sorarsın. Ya sana sormayacağım da kime soracağım?
Kime soracağım? Yok, bana sormayacaksın. Orada vatandaşlara sordum. Arkadaşlar dedim, bir bakın ya faturalarınıza, bir bakın, bir kontrol edin faturalarınızı. Ne diyorsunuz? Siz bunun farkında değilsiniz. Arkadaşlar bir anda baktılar faturaya, baktılar. Vatandaşın kendi faturasından haberi yok. Bak burada herkes duruyor. Faturası gelen kaç lirada? Sorsunlar. Evet, doğalgaz da. Maksatla bizim bir çaremiz evet, yok ki. Gene onu ödemek zorundasın. Yani o parayı ödemek zorundasın. İki kişi nüfusuz, faturam 500 lira gelmiş. Nasıl? İki kişiyiz, faturam 500 lira gelmiş. İtiraz ettiniz mi? Hayır, etmedim. Faydası yok ki. 45 bin liralık, 45 liralık elektrik faturasına 63 lira dağıtım bedeli. Nereden geliyor bu dağıtım? Gidip kendimiz alalım madem. Faturanın kendisinden daha fazla dağıtım. 45 liralık elektriğe 65 lira. Yok, sayaç okuma. Yasin mi okuyor onun başında? Ne yapıyor yani? Fatiha mı okuyor? Aslında bu, ne yapıyor bu yani? Ülkenin sorunu biliyor musun? Yani bütün halkların birbirlerini ötekileştirmesidir. Bütün halkların bir çatı altında kardeşe yaşamasının tek sebebi nedir biliyor musun? Baştakilerin sebebidir. Yaşamamanın sebebi. İnsanları ötekileştirmeleri. Kışkırtıcı konuşmalar yapılıyor. Kesinlikle. Bu ülkede aslında soru nedir biliyor musun? Seçim. Bütün insanları birbirine kışkırtan seçimdir. Seçim sandıkta kalması lazım aslında. Seçimi niye halkın içerisindeki bir tartışma? Sizin görebildiğiniz bir çözüm var mı? Var aslında. Çözüm nedir biliyor musun? Halkın bunu çözmesi lazım. Yani partilerle olacak iş değil mi diyorsun? Kesinlikle değil. Şu anda sorun gerçekten halkta. Şu anda seçimle meclistekileri hepsini temizleyeceksin. Başkan da dahil. Yani partiler üstü bir halk meclisi mi kurulur? Az önce abim dedi ya, kavga ediyorlar. Kavgaları ne ile ilgisi yok. Temizleyelim ile ilgili. Kavgaları nedir biliyor musun? O diyor sen çok yedin, o diyor yok sen çok çaldın. O diyor sen çok çaldın, o diyor sen çok çaldın. O diyor sen falan yerde çaldın. Bu utanması gereken bir şeydir bu. Utanılması gereken bir şeydir. Nasıl? Sen çaldın, ben çaldım. O zaman bırakın gidin. Evet. Sen çalıyorsan, o çalıyorsa ne işin? Ülkemizde demokrasi var diyorlar. Aslında demokrasi yok. Baştakilerin işte biz çocuklarımıza bunu istiyoruz. Hayır. Siz baştakilerin, mesela örnek veriyorum, herhangi kim olursa olsun, parti önemli değil. Çocuklarınızda binde birini istediğini bizim çocuklarda isteyin. Bakalım ne olacak bu ülkede. Her şey düzelir. Kimseye karşı kinimiz yok. Kimseye karşı düşmanlığımız yok. Kimseye karşı en ufak bir saygısızlığımız yok. Biz diyoruz ki lütfen ne olur ya, barışı sağlayın. Eşitçe bir paylaşım, eşitçe bir bölüşüm yapın. İnsanlar şöyle mutlu. Ne güzel Antalya'ya bir bakıyoruz. Böyle bir memleket var mı ya? Bu memleket dünyayı besler potansiyele sahip gelir kaynakları vardır. Bu kaynakları kimin için kullanıyoruz? Halk için kullanalım. Üretmiyoruz ama. Evet, onu diyorum bir an evvel. Şimdi zam yaptılar. %10 zam verdiler. Bir emekli milletvekili 4 sene emekli milletvekili yapmış. Süper emekli oluyor. %10 onlar kaç para alıyor? 15 lira. %10 ne yapıyor? 1,5 lira. Ben Bakur emeklisiyim. 30 sene Bakur ödemişim. Ben alıyorum 1700 lira. Bana 170 lira verdi. Onlara 1500 lira verdi. Madem eşitlik, CNN yapsın zamı. Kaç para dağıtacaksın? 10 milyon. Kaç tane emeklim var? 13 milyon. 13 yetiyor mu? He? Yetiyor mu size aldınız? Yeter mi? Bir ev 1000 lira. Soğanın kilosu 6 lira. Şimdi ben 1700 lirayla nasıl geçineyim? Ya bunu CNN ya, paramız varsa herkese eşit ver. Yoksa benim ailemi de kes. E sen şimdi birine 1,5 lira ver, birine 150 lira ver. Bu mu eşitlik? Adam 4 sene milletvekili yapıyor, süper emekli oluyor. %11 zam veriyor, adam alıyor 1600 lira. Ben 1600 lira maaş alıyorum, 160 lira alıyorum. Aradaki fark böyle mi kapanacak? Peki şöyle sorayım. 65 yaşını doldurmuş yabancılar benim ülkemde cirit atıyor. Ya ben artık son kullanma tarihim geçmiş. Yükselt, ben de bir 4 sene rahat yaşayayım ya. Ben devlete vergi ödemişim. Şerefli vatandaş namusumla şerefine ticaret yapmışım. Vergimi ödemişim. Benim doğrudur emekli et. Kendiler 15 milyar alıyor. Şimdi bir milletvekilinin aylığı 35 milyar. Üçer tane danışmanı var, onlar milyon aylıkları, çevresi. Türkiye onlara çalışıyor. Çıkıyorlar şimdi seçim, o diyor ben seni seviyorum. Ya hiçbiri beni sevmiyor. Onlar akşam aynı tabakta yemek yiyorlar. Aynı sahnede göbek atıyorlar. Benden dalga geçiyorlar. Bunu onlara duyurun. Onlar bizi keriz yerine koyuyor. Şimdi seçimde herkes kapanmış. Bu bitti. Bir de bu büyük atölyelerde, otellerde adamlar zengin geliyor. Bir tabak ettin %25'ini yiyor. %75'ini çöpe atıyor. Bak bizim o barınaklarda hayvanlar duruyor. Belediyelere sesimi duyur. Birer yedek bidon koysunlar. O atık yemekleri hiç olmaz, o hayvanlara yedirsin. Git bir otellere, marka Antalya'ya git. Demin gittim, gidip geziyorum.
Adam ettin yarısını söyledi, yemen yarısını yiyor, yarısını çöpe atıyor. Ya iki tane çöp tenekesi koy. Birileri orada aç, birileri çöpe atıyor. Ya bırak artık. Zaten onlar hep toklar. Hiç olmazsa bize yedirmiyor. O hayvanlar yesin. Yazık ya. Çöpe gidiyor. Bunu belediyelere söyle. Madem şimdi seçim var. Belediyeler allıyor pulluyor ya. En azından aracılığınızda söylemiş olduk abi. Valla bunu söyle, ben sevap alayım. Bilmezse bizi bilen Allah var.